Arkadaşlar merhaba, Kars'ta Yeşil kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bir aracın turbo işlemini gerçekleştireceğiz. Turbosunu hibrite çevireceğiz. Arkamda görmüş olduğunuz projeyi gerçekleştireceğimiz araç 730 dizel BMW aracımız. Bunun turbosu şu anda arkadaşlar bayağı ciddi anlamda zarar görmüş durumda. Turboyu da şimdi tekrardan hem revize edeceğiz, hem sıfırlayacağız, hem de hibrite çevirip aracın genel bakımını gerçekleştireceğiz. 730 dizelde bakalım nasıl bir güç elde edeceğiz, sistemler nasıl ilerleyecek? Gelin birlikte BMW 730 dizelde ne gibi sorunlar var önce onları görelim. Daha sonrasında da turboyu vesaireyi yapılacak işlemleri tek tek size anlatalım. Proje nasıl ilerleyecek bunu görelim. Gerçekten bu kasada hibrit turbonun performansı nasıl olacak göreceğiz. Bu beni de heyecanlandırıyor. 730 dizel nasıl bir tepki verecek? Bunları tek tek sizlerle paylaşacağım. Ama daha öncesinde biliyorsunuz ki biz araçlara işleme başlamadan önce komple söküp bir inceliyoruz. Araçta ne gibi sorunlar var bunları göreceğiz. Aracın zaten şu anda hali hazırda arkadaşlar turbosu zarar görmüş durumda. Gelin birlikte bir aracı sökelim, durumunu görelim. Ona göre de işlemlerimizi tek tek gerçekleştirelim. Arkadaşlar şu anda 730 dizel aracımızın turbosunu dışarı aldık. Turboda zaten sıkıntı olduğunu biliyorduk ama gördüğümüz manzara bayağı kötü. Şöyle yakından size göstermeye çalışacağım. Şu anda şuradan hemen alabilirsem arkadaşlar şurayı detaylı gösterirsen. Şurayı görüyor musun? Bak şimdi onun içinden ne çıkacak? Turbonun içinden arkadaşlar şöyle göstereceğim. Arkadaşlar şöyle almaya çalışıyorum parçaları ama turbo miline ulaşmaya çalışıyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi ciddi anlamda sıkışmış araç. Bir de bu şekilde biraz yol yapmış arkadaşlar. Maalesef buradan direkt çıkartamıyoruz şimdi. Araç sıkıştığı için. Gördüğünüz gibi turbo parçaları içinde ciddi anlamda sıkışmış. Hemen içeride şöyle zaten oynuyor. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi bunları çıkartacağız turboyu komple dağıtıp içini ve şu anda kötü bir haberimiz daha var. Aracın bu turbodan çıkan parçalar maalesef emme manifolduna doğru ve intercooler'a doğru ilerlemiş vaziyette. Gördüğümüz kadarıyla o parçacıkları da temizlememiz lazım. Araca daha fazla zarar vermesin diye. Gelin birlikte intercooler'ı bir sökelim. Intercooler'ın da temizliğini gerçekleştirelim. Daha sonrasında da aracın emme manifolduğunu çıkartalım. Üzerinde herhangi bir çapak, pislik vesaire bir şey var mı? Bunları da görelim. Umarım motora çok fazla çapak pislik gitmemiştir. Eğer böyle bir durum varsa zaten motorda da sıkıntı göreceğiz ama iyi niyetli düşünelim. Motora zarar vermeden inşallah müdahale etmişizdir. 730 üzerinde arkadaşlar çalışmalarımız devam ediyor. Bakalım bu işlemlerden sonra 730'u kurtarabilecek miyiz? İnşallah kurtarırız. Ümidimiz bu yönde. Gelin birlikte çalışmalara devam edelim. Arkadaşlar aracın intercooler'ını da söktük, dışarı aldık ama intercooler'ın zaten böyle çıkacağını tahmin ediyordum. Şu andaki durumunu size göstermek istiyorum. Şöyle yaklaşın. Hemen iç tarafta size şurada parmağımla gösterdiğim kısımda görüyorsunuz çapakları hemen şuradaki. Tam şuradaki çapaklar gördüğünüz gibi turbonun parçaları arkadaşlar. Bunlar turbonun içine yani turbonun içinden çıkıp motorun içine doğru yol almaya başlamış. Burada bir kısmı kalmış. Şimdi intercooler'ın durumunu göstereyim size. Şurada da gördüğünüz gibi intercooler patlamış. Buradan da yağ vermiş. Şuradan ve şuradan. Bunu da tamirini yapacağız ya da intercooler'ı komple değiştireceğiz. Hemen şu tarafı da bir inceleyelim. Bu tarafta durum ne? Burada da ciddi anlamda yağ var içeride. Çapaklar buraya da bir kısmı ulaşmış ufak parçalar. Şimdi bunların da temizliği ve tamiriyle ilgili işlemleri bakacağız. Intercooler'ı söktükten sonra arkadaşlar şimdi motor üzerinde ilerlemeye devam ediyoruz. Bu hasar neden oluştu? Neden bu hale geldi turbo?
biraz bunlara bakacağız. Nerede ne sıkıntı olmuş, aracın bu nasıl bu hale gelmiş, bunları biraz inceleyeceğiz. Bakalım incelemeler sonucunda araçtan ne çıkacak ve turbonun patlamasının, yani bu parçacıkların nereye kadar ulaştığını takip edeceğiz. Aşama aşama şimdi ilerliyoruz. Gelin birlikte emme manifoldunu bir sökelim. Onu da bir kontrol edelim. Emme manifoldunda ne gibi zararlar var, ne gibi sıkıntılar var, bunları da görelim. Arkadaşlar 7.30 aracımızın emme manifoldunu da dışarı çıkardık. Manifoldun söktüğümüz kısımdaki durumlarından da biraz size bahsetmek istiyorum. Şöyle yaklaşırsa. Şurayı göster bir. Gördüğünüz gibi komple burada da bir kurum ve pislik birikintisi mevcut. Manifoldu da zaten tamamen söktük. Şimdi onun temizliğini de gerçekleştireceğiz. Manifold temizliği gerçekleştirdikten sonra da aracın turbosunun revizyonunu, daha sonra da intercooler'ını tamir edip bütün hepsini yerine takacağız ve marşa basacağız. Ondan sonra da aracın yazılım süreci başlayacak arkadaşlar. Bu işlemleri bitirdikten sonra bakalım 7.30'da nasıl bir güç alacağız, nasıl bir performans sergileyecek, bunları da sizlere tek tek göstermeye çalışacağım. Gelin birlikte işlemlere devam edelim. Aracımızın turbosu hazırlandı. Turboyu komple revize ettik. Şu anda sıfırlamış vaziyetteyiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar turbonun da kanatlarını hemen görüyorsunuz. Spor kanatlarla şu şekilde hemen değiştirdik. Turbonun arka tarafını da size göstereceğim. Üzerindeki durumu şu anda tamamen sıfırlanmış vaziyette. Intercooler'un da gerekli tamirlerini gerçekleştirdik. Şimdi aracın üzerine montajına geçiyoruz. Gelin birlikte montajı da gerçekleştirip 7.30'u artık yola çıkartalım.
Arkadaşlar şu anda 7.30 projesinde belli bir aşama kaydettik. Enjektörlerimizi taktık, turbomuzu üzerine oturtturduk, intercooler'ımızı üzerine taktık. Gerekli kontrolleri yapıyoruz. Şu anda herhangi bir çapak, pislik vesaire aracı motoruna gittiyse diye bir geçici bir yağ koyduk üzerine, temizlik yağı. Daha sonrasında araca bir engine flash uygulaması gerçekleştireceğiz. Engine flash'tan sonra o pis yağı da tamamen dışarı alacağız arkadaşlar. Tekrardan bir yağ uygulaması yapacağız. Aracın yağını tekrar değiştireceğiz. Enjektörlerimizi dediğim gibi sıfırladık. Manifoldlarımızı temizledik. Turbomuz sıfırlandı. Intercooler'umuz tekrardan söküldü. Temizliği yapıldı. Kaçakları vardı, patlakları vardı. Bunların hepsini giderdikten sonra arkadaşlar, şimdi en son geldi aracın testlerinin yapılmasına. Test aşamasını da gerçekleştirip aracı aşama aşama ilerletiyoruz. Gelin birlikte bakalım bundan sonraki aşamalarda neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Arkadaşlar şu anda 7.30 aracımızın tamamen bütün her şeyi testleriyle beraber yaptık. Herhangi bir yağ kaçağımız vesaire bir şey kalmadı. Turbomuzu revize ettik biliyorsunuz. Baştan sona tekrardan yeniledik. Hibrite çevirdik. Daha sonrasında aracın arkadaşlar o intercooler'daki olan yağı pisliği, emme manifoldaki yağı pisliği temizledik. Komple tertemiz hale getirdik. Gereleri temizlendi. Egzoz manifoldlarına kadar her yer temizlendi. Herhangi bir sıkıntı, yağlı paslı bir yer kalmadı. Daha sonrasında da aracı şimdi arkadaşlar tamamen test ettikten sonra şimdi motor temizliğini vesairesini de gerçekleştireceğiz. Bunu da yaparken de CarStation'ın kendi ürünü olan, şöyle size göstereceğim, CarStation motor temizleme spreyi ile gerçekleştireceğiz. Nasıl işe yarıyor şimdi bir de size bundan bahsetmek istiyorum. Bir bez ver. Şimdi görüyorsunuz bez tertemiz. Bakın kapakta herhangi bir pislik varsa direkt aktığını göreceksiniz zaten. Özellikle şu logo aksamında şuradan aşağıya bakın, sıkmanız sadece yeterli. Bu şekilde pisliğin, yağın görüyorsunuz nasıl aktığını hemen bu şekilde kullanabilirsiniz. Bütün yağlı yüzeylerde, pisli yüzeylerde sadece yapmanız gereken sonra şu şekilde gördüğünüz gibi logo tertemiz. Görüyorsunuz. Sadece şu şekilde siliyoruz. Kapak üzerindeki temizliği, motorun diğer üzerindeki temizliği komple. Bir bez daha ver. Bezi bir gösterelim. Kalıcı parlaklık sağlar. Herhangi bir başka bir parlatıcı vesaire kullanmanıza gerek kalmaz. Motor bloğundaki her yeri hem temizleyip hem de arkadaşlar parlaklığını sağlıyor. Ürünü almak isterseniz de hepsi burada üzerinden direkt sipariş verebiliyorsunuz. CarStation hesapları üzerinden sormak istediğiniz sorular varsa bunları da bize sorabilirsiniz.